Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Merak ettiğiniz konulardan biriyle beraber yine karşınızdayım. Külotunuzun ortasında ağarmış böyle sanki çamaşır suyu dökmüş gibi ağarmış lekelerin neden olduğunu merak ediyorsunuz. Ve bu bir sorun mu diye bana sıklıkla soruyorsunuz. Öncelikli olarak vajinal akıntılardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi her kadının adet düzeni başlamasıyla beraber vajinada laktobasil dediğimiz iyi huylu bakteriler oluşmaya başlar. Ve bunun sentezlediği, salgıladığı akıntılardan dolayı vajina belli dönemlerde bu adet siklusuna bağlı olarak farklı karakterlerde bir akıntı ortaya çıkartır. Adetin ilk 15 günü içerisinde, ilk 14 günü içerisinde yani adet bitti, yumurtlama gününe kadar olan dönemde o yaklaşık bir hafta kadar sürer. O zaman daha böyle kremsi bir akıntı olur daha böyle e, sulu karakterdedir. Adet ortasına geldiğiniz zaman rahim ağzındaki mukusun tıkacın dışarıya atılıp hani ovülasyon olacak, gebeliğe hazırlanacak ya vücut onun için o rahim ağzındaki servikal mukus tıkacı dediğimiz tıkaç döküldüğü için, atıldığı için o akıntı daha böyle sümüksü, uzayan, yumurta akı gibi bir kıvama gelir. Ovulasyon yani yumurtlamadan sonra olan akıntı da daha böyle yoğurt kaymağı gibidir, süt e, kesiği gibidir. Hiçbir zaman koku yapmaz. Tuvalete gittiğiniz zaman fark edersiniz. İç çamaşırınızda da kaldığı zaman şöyle şey fark edersiniz. Yani böyle oksitlendiği için sararabilir, kokabilir. Ama ilk aklında her zaman beyaz renklidir, şeffaftır ya da kokusuzdur. Kalınca sararıp kokması normal. Şimdi gelelim bu ağartma meselesine. İç çamaşırınızda neden böyle ağırmış gibi lekeler var? İşte bu vajina akıntınızın belli bir pH seviyesi var. Vajinanızın, florasının karakteri daha asidik taraftadır. Yani vücudumuzdaki diğer bölgelerden farklı olarak pH dediğimiz seviyesi 3,5 ile 7 arasındadır. Daha sağlıklı bir vajina içinde asidik bir ortama ihtiyacımız var. Hem cinsel yola bulaşan hastalıklar açısından hem vajinal enfeksiyonlar açısından vajina asidik tarafta kalmak zorundadır. Peki bu pH akıntısı neye göre değişiyor? İşte cinsel yaşamımıza göre değişiyor, hormonlarımıza göre değişiyor, adet döngümüze göre değişiyor. Ondan dolayı da 3,5 ile 7 arasında değişkenlik gösterebilir. Sağlıklı bir kadında bu vajina pH'sı asidik taraftadır. Ondan dolayı da bu iç çamaşırınızın ortasında yani A bölgesinde sarı lekelenmeye neden olabiliyor. Yani açık renkli çamaşır giydiyseniz özellikle beyaz renkli işte bu asidik akıntıdan dolayı sarı lekeler olabilir. Ama koyu renkli çamaşır giydiğiniz zaman ise bunlar sanki çamaşır suyu değmiş gibi o bölgenin renginin zamanla açılmasına neden olabilir. Ve aslında bu tamamen normal bir olaydır. Sizde herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Vajinada az önce bahsettiğim gibi laktobasil dediğimiz iyi e bakteriler var ve bu bakteriler vajinanızın ideal asit seviyesinde kalmasını sağlar ve bundan dolayı da vajinanız sağlıklı kalır. Kötü bakteriler bu şekilde gelip enfeksiyona neden olmaz. Bu servikal mukus yumurtlama günleri, hamilelik dönemlerinde de bu akıntının miktarı bir miktar artar. Akıntı iç çamaşırınızda kaldıkça havayla okside olur. Oksidasyondan dolayı da hafif bir sarı renge dönebilir ve işte o beyazlık sarıya dönmesi normaldir. Bu asit akıntı zamanla iç çamaşırınızın o kısmını da inceltebilir. Aslında bu her ne kadar kulağınıza korkunç gelse de vücudunuzun bu sağlıklı pH aralığında vajinanın olması sizin için çok önemlidir. Bunu korumaya çalışmalısınız. Peki Böyle bir leke olmasını istemiyorsan ne yapabilirsin? Günlük iç çamaşırı değiştirebilirsin. Akıntının yoğun olduğu günlerde günlük petler kullanabilirsin. Bu pet iç, iç çamaşırıyla vajin arasında bir bariyer oluşturur. Ancak biz her ne kadar günlük pet kullanılmasını, düzenli kullanılmasını biz de çok tavsiye etmiyoruz. Onun yerine iç çamaşırınızı günlük değiştirip, iç çamaşırında kaldıkça çünkü akıntı bir taraftan da o incelmeyi ve ağırmayı arttıracağı için iç çamaşırınızı durulayabilirsiniz yıkamadan hemen evvel. Böyle önlemler alabilirsiniz. Çamaşır sepetine direkt atmayın. Önce bir durulayın sonra bekletin. Hepsini bir yıkayabilirsiniz. Kumaşı oturdukça çünkü asit taraf kumaşa etki edecektir. Peki günlük kadınlar ne kadar akıntı salgılarlar? Şimdi vajinal akıntı her kadında olur ve son derece sağlıklı normal olması gereken bir şeydir. Günlük 4 milimetreye kadar olabilir. Biraz sonra hemşirem bize hem sıvı getirecek hem kaşık getirecek. Bakalım 4 milim ne kadar tekabül ediyor bir kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Bu vajinal akıntı bir vajinanın aslında kendi kendine temizlemesini de sağlıyor. Zararlı mikroorganizmaların hem vajinaya girmesini engelliyor hem de girdiği zaman üremesini engelliyor. Ve adet döngüsü boyunca hormonların etkisiyle değişir. Hamilelikte bir miktar artar özellikle hamileliğin o son 3 ayında. Bu da son derece normaldir. Genellikle kokusuzdur ama bazı kadınlarda özellikle kükürt içeriği yüksek olan gıdalar tüketmişse nedir? Soğan gibi sarımsak gibi. O zaman böyle o koku da bir miktar olabiliyor ve bu normaldir. Ama çok fazla ıslaklık stick hissediyorsanız gün içinde yanınızda çamaşır getirerek değiştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şu injektörün içerisinde 4 ml yani 4 mililitre ya da 4 cc sıvı var. Bu sıvı bir çorba kaşığına mı tekabül ediyor, bir çay kaşığına mı tekabül ediyor? Beraber bakalım. Günlük 4 milimetre sıvınız oluyor. Şimdi doldurduğum zaman bir çorba kaşığının ortası kadar. Gördüğünüz gibi bayağı da fazlaymış. Günlük bu kadar sıvı üretiyorsunuz ve bu son derece normal. Kısacası vajinal akıntılarınız sağlıklıdır. Vajinanın asidik pH dengede olması sizin için sağlıklıdır. Günlük bir çorba kaşığı kadar akıntı olması son derece normaldir. Ne zaman ki güçlü bir koku fark ederseniz, kokuda farklılıklar hissederseniz, kaşıntı, yanma, tahriş hissederseniz, beraberinde akıntının karakterinde sarı, yeşil, kahverengi değişiklikler fark ederseniz bu vajinal bir enfeksiyon olduğunun göstergesi olabilir. O zaman mutlaka hekiminize gidip muayene olmanızı tavsiye ediyorum. Vajinal akıntı günde bir çorba kaşığından fazla olursa özellikle ilişki sonrası daha güçlü bir kokuya neden oluyorsa cinsel ilişki sırasında yanmaya neden oluyorsa, acıya neden oluyorsa hatta bazı durumlarda böyle o kadar güçlü bir koku vardır ki ölü balık kokusu deriz biz buna. Bu ciddi bir enfeksiyon göstergesidir. Buna gardrenella dediğimiz bir bakteri neden olur ve tedavisi partnerli karşılıklı tedavi gerektirir. Bunun dışında sarı yeşil dediğimiz akıntı trikomoniasis enfeksiyonunu gösterir. Yine partnerli tedavi gerektirir. Klamidya, gonore dediğimiz başka bakteriler de farklı koku ve akıntılara neden olabilir. Ondan dolayı da önce normali bilmelisiniz. Normal olan nedir? Adetten temizlendikten sonra yavaş yavaş başlayan bazen beyaz, şeffaf bazen yoğurt suyu, peynir suyu renginde, bazen sümük gibi uzayan, bazen yumurta akı gibi. Bunların hepsi normal ve günde bir çorba kaşığı kadar olur. Ama bunun dışında olan her şey patolojiktir. Normal akıntılar iç çamaşırınızda kaldıkça koku yapabilir ve sararabilir. Veya iç çamaşırınızın ortasında renk ağarmasına, çamaşır suyu dökmüş gibi bir renk ağarmasına neden olabilir. Bunlar sağlıklı fizyolojik vajinal akıntılardır. Ama onun dışında yanma, kaşıntı, farklı koku gibi durumlarda mutlaka hekime gitmenizi tavsiye ediyorum. Bazı kadınlar oluyor ki normal fizyolojik akıntıyı da enfeksiyon gibi algılayabiliyorlar. İşte onun için normali bilmek bu anlamda çok önemli. Efendim bir konunun daha sonuna geldik. Konuyla ilgili merak ettiğiniz ya da farklı merak ettiğiniz şeyleri aşağı yorum olarak yazmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine dokunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.